Evet, benim kızım Ziraat Fakültesi, Ege Üniversitesi'nde Ziraat Fakültesi'nde Süt Teknolojisi bölümünden mezun oldu. 5 Temmuz'da da mezuniyet töreni vardı. Bölüm birincisi olarak bitirdi okulunu. Hı hı. Yani hocaları tarafından da, bölüm başkanı, profesörleri tarafından çok sevildiği için Sezen'in bir TÜBİTAK projesinde görev almasını istedi hocaları. Çok güveniyorlardı, çok seviyorlardı Sezen'i. Hala çok seviyorlar. Sezen okulunu bitirdikten sonra yine kendi fakültesindeki laboratuvarlarda yürütülen bir TÜBİTAK projesinde görev almıştı, çalışmaya başlamıştı. O gün tabii her zamanki gibi yine okuldaydı. Öğle tatili arasına çıkmak üzere çıkıyor ve ben savcının ifadesini size aktarayım. Ben savcıyla direkt görüştüm daha sonra. Savcının ifadesi bana, ben kendim gittim, yolu ölçtüm. Ben kusurlu muydu kızım diye gittim yanına. Affedersiniz, ağlayarak da, bu o zaman çok daha kötü bir durumdaydım. 11.70 metre olarak ben kendim metreyle ölçtüm. Kızınızın kesinlikle bir kusuru yok. Trafik polislerinin kaza tespit tutanağında da kesinlikle sıfır kusurlu görünüyor. Onlara dayanarak ben size iddianamemi çıkarıp vereyim. Kızınızın hiçbir kusuru yok. Tam kusurlu şoför diye bahsetti. Ondan iddianameyi aldım ben savcıdan. Hı hı. Ayrıca savcı görüntüleri seyrettiğini, görüntülerde de bunun açık ve net bir şekilde göründüğünü, bilmiyorum siz görüntüleri izleme fırsatı bulabildiniz mi? Yolu bitirdiğini, Sezen'in artık yolu bitirdiğini ve tam kusurlu olduğu için şoförün tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderdiğini, dosyayı söyledi. Ama ben uzun zaman görüntüleri izlemekten kaçındım. İlk hakimin tutuklama talebinin reddini biz şeyle karşıladık, yani bir içimizi burktu açıkçası, yani kabul etmek istemedik onu. Ama beni arkadaşlarım, yakınlarım, görüntüleri seyredenler olayı anlattıkları için kafamda bazı şekiller canlanıyordu benim. Daha sonra avukatımız aracılığıyla bu karara itiraz ettik. Hakim yine tutuklama kararı vermedi. Sadece ev hapsinde tutmaya devam etti. İlk duruşma günü çok ümitliydi açıkçası. Yani ben o güne kadar da hiç seyretmedim görüntüleri. O gün ilk kez duruşmaya gideceğim için seyretmek zorunda kaldım ve seyrettim. Ben de çok net bir şekilde yolu bitirdiğini kızımın ve sürücünün yanındaki iki kişiyi oturtmuş yanına traktörün üstünde, onlarla konuştuğunu hatta defalarca seyrettim, büyüterek de yavaşlatarak da onlarla konuştuğunu. Ondan sonra mahkemeye çıktık. Mahkemede bizim yine tutuklama talebimiz oldu. Sanığın ifadesini aldı hakim. Sanığın ifadesinde adam şunu söyledi. Ben karşıda, yolun karşısında yayayı kaldırımda gördüm ama geçeceğini tahmin etmedim. Benim arkamda da bir römork var. Ben de römorka ara sıra bakmak zorundayım diye öyle saçma sapan bir ifadede bulundu. Yani gördüğünü söylemesine rağmen geçeceğini tahmin etmemiş. Onu söylüyor. Ben de bunları kafamda derlediğimde, tabi avukatım da aynı şekilde düşünüyor. O zaman demek ki olası bir kazayı sen baştan kabullenmiş oluyorsun, eğer arkanı kontrol etmen gerekiyorsa. Ama arkanı da kontrol etmiyorsun, yanındakilerle sohbet ediyorsun. Ve bu adama, tanıkları da dinlemeden hakim, tanıkların da bu arada ifadeleri bizim dava dosyamızda mevcut. Her ikisinin de ifadesi kesinlikle şoförün yola bakmadığı, yanındaki arkadaşlarıyla, yani tanık da şeyler, traktörün üstünde iki kişiden bahsediyorum ben, tanıklar onlar. Bizimle muhabbet ediyordu, hatta içlerinden bir tanesi abi kıza vurdun diye uyarıyor. Bu adam da şoförde, mahkemede yanımdaki arkadaşlardan bir tanesi hop hop abi kız dedi diye buyuruyor. Yani tutarsız tutarsız şeyler söylüyor ama dediğim gibi görüntülerde çok net görünüyor. Yanındakilerle muhabbet ediyor. İşte arkadaki römorku
kontrol ettiği falan da yok. Aslında kontrol etmesini gerektirecek bir durum da yok. Çünkü arkasındaki robot tek bir robot. Öyle katar bir robot da değil. Yani arkada 2-3 tane şey, zincirleme şeklinde robot da yok ki birbirlerinden sapıtıp gitsinler. Bir de şu yalanı söylüyor. Ben diyor işte traktörde diyor 7 kilometre 10 kilometre civarında gidiyordum diyor. Yani ben çok iyi biliyorum. Kendim biliyorum ki traktörlerin frenleri çok iyidir. Bırakın 7 kilometreyi 40 kilometre elinde gittiğinizde frene dokunduğunuz an traktör zırt diye çakılır kalır. Yani bizi aptal yerine koydu gibi geldi bana mahkeme. Adamın ev hapsini kaldırdı. 3 günlük denetimde serbest işte imza olayı varmış. O ona döndürdü ve işine geri dönmesine izin verdi. Şimdi bu adam aynı yere girip belki aynı traktörü kullanacak. Belki başka bir çocuğun canını yakacak. Yani benim isyanım hem kendi kızıma hem buna hem adaletsizliğe. Bilmiyorum anlatabildim mi ben size derdimi neler düşündüğümü. Necdet Budak Ege Üniversitesi Rektörü benim evime geldi taziye ziyaretinde bulunmaya. Kendisi bana benim yüzüme ben bu olayın sonuna kadar kanunen takipçisi olacağım. Hepimizi çok üzdü bu olay. Sezen bizim çok değerli bir öğrencimizdi. Üstelik işte bölümünü birincilikle bitirmiş bizim gelecek vadeden öğrencilerimizden bir tanesiydi. Ben bu olayın sonuna kadar kanunen takipçisi olacağım dediği halde ben uzun zamandır evimizde bizim televizyon açılmıyor, işte internet kullanılmıyor çünkü eşim o görüntüleri görmesinden ya da haberleri okumasından korkuyorduk. Eşim çok devamlı sinir krizleri geçiriyor. Kötü durumda yani anlayacağınız. Geçen gün rektörün Ege'nin sesi olması lazım bir televizyon kanalında Sezen'le ilgili iki tane muhabir işte ihmal söz konusu değil mi falan sayın rektör diyorlar. Burada ihmalden yok ya ne ihmal diyor yani bu basiretsizlik diyor tamamen diyor. Bu diyor basiretsizlik diyor. Kızım diyor basiretsizliği falan diyor. Yani bana öyle söyleyen adam daha sonra da bu şekilde bir açıklama yapabiliyor. Yani sorumsuzlukla adamın sorumsuzluğundan, adamın kural tanımamasından, adamın lakaytlığından hiç bahsetmiyor bile. Öyle yani.